Ali Akman fırtına gibi esiyor. Geçen Boluspor maçının özetini izledim. Çok güzel iki gol attı. Üçü de atabilirdi. João Félix. João Félix'e benziyor. Ayan Akman'ın yeğeni. Ayan Akman'ın yeğeni. İki ayağını kullanıyor. Bugünden anlaşma yaparım ben olsam. Avrupa'ya gider bu. Ali Avrupa'ya gider. Bir şey konuşuluyor. Ayhan'dan dolayı işte Galatasaray'la hatta sözleşmesi sona eriyormuş galiba. Fenerbahçe'ye geliyordu geçen yıl. Lazım. Geçen yıl Fenerbahçe'ye geliyordu menajeriyle beraber. Hatta İstanbul'a geldiler. Bir şekilde medyaya sızdırıldı diye o zaman Fenerbahçe vazgeçti. Comolli ile Wyndham Grand Hotel'de imzalayacakken Fenerbahçe o zaman vazgeçmişti. Bu işlerden bırakın bu çocuğu hemen alın. Kim alırsa büyük iş kazanır. Evet ama çünkü bence niye biliyor musun? Özgüveni var adamın. Umarım Avrupa'ya gider ama. Özgüveni 100 metreden belli oluyor. Şimdi ben zaten abi şimdi bir önceki haberdi galiba değil mi? Avrupa kupalarına katılıp katılamama hikayesi. Şimdi ben genç bir futbolcu olsam abi. Tamam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, albeniz çok büyük. İstanbul'a gidiyorsun, işte milyonluk camialarda oynuyorsun falan. Ama şimdi sporcu hedeflerine abi şimdi Şampiyonlar Ligi diye bir hedef var. Mutlaka Ali'de de vardır. Tabii. Abi şimdi hiçbir zaman demeyeyim ama Şampiyonlar Ligi'nde forma ihtimali şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a gitsen bile önümüzdeki sezondan itibaren çok büyük soru işareti. Çok doğru. Ya bir kere o bir yani kapı aralıyor bence. Şimdi Avrupa. Ben sana söyleyeyim. Bu 18 yaşında bunu en az 30 tane Avrupa takımı takip ediyordur. %100. Daha 16'dan almışlardır bunu takibi. Yalnız João Félix gibi yani. Gerçekten çok beğendim. Özetlerini izledim stadyumda. Müthiş iyi futbolcu. Tebrik ediyorum. Bahtı açık olsun. Evet bir golcü. İngilizce'de Ayhan Akman'ın da söylediğine göre İngilizce öğrenmiş, biliyormuş. Tamam kendine yatırım yapıyorsun. Aferin. Çok güzel bir yani İspanyolca'ya da çalışır kardeşim. Sana söyleyeyim. Biraz fizik gelişir abi. Fizik gelişir. Hayırlı olsun. Yani Hasanpaşa'da olabiliyor böyle şeyler. Mehmet Hoca'ya da bundan sonra başarılar dilerim. Evet Kasımpaşa'da bir ayrılık yaşandı. Kasımpaşa Kulübü'nde fikir ayrılığı. Teknik direktör evet. Fikir ayrılığından dolayı Mehmet Altıpark'la yollar ayrıldı. Hayırlısı olsun. Mehmet Hoca'ya tekrar başarılar. Geçtiğimiz hafta Arsenal deplasmanında Londra'da Jamie Vardy'ye bir asist yapmıştı Cengiz. Bu hafta da Leeds'i 4-1'le geçtiler. Bir asisti var. Aslında ikincisi de asiste dönüştüremedi muazzam pası Jamie Vardy. Cengiz iyi topçu abi. Cengiz iyi topçu. Gözümüzün önünde fiziksel olarak da geliştiğini gözlemliyorum Cengiz, ben. Büyümüş gibi hissediyorum her izlediğimde. Cengiz iyi topçu. Vardy de zaten bu sevinçle gel canım sen buraya yapmış yani. Tabii. Onu almış şeye. Leicester'ın şeyi o ya ağası. Jamie ama. Adam kadrosu mu? Adam tayfayı almış. Adam tayfayı almış o da. Jamie Vardy iyi adam abi. Jamie Vardy olmaz mı? Barcelona'da beklenen oldu. Başkan yiyen futbolcu Messi olarak. Messi zaten başkanı yemek üzere kalmıştı. Başkan yiyen futbolcu. İşte bir de başkan değiştiren teknik direktörü göreceğiz biz de. Yani gördük daha doğrusu. Yani başladı o süreç. Messi de başkanı yiyen futbolcu olarak tarihe geçti. Hoca'yı der. Hocayı diyecek de yani ben şimdi hocayı maçlara diyor. Bakıyorum. Juventus maçını izledim. İşte La Liga maçlarını ama hocam. Adam ya bir şey söyleyeyim. Bunu da alsan takımdan hiçbir şey yok takımda ya. Abi olacak. Yani şu an hakikaten yani bunu şeyle alsan takımdan gerçekten çok 5. sınıf bir takım haline dönüşecek. Yani hocanın da biraz bir katkısı olur be abi. Şu an yalnız böyle Villarreal falan gibi. Neredeyse. Çok kötü. Adam yiyor da hani başkan falan yiyor da ya işinin de hakkını veriyor ya. Takımı da takıyor herif yani. 34 yaşında. Ama şimdi 32 yaş, 33 yaşında. Şimdi diyorlar ya Guardiola'yı geri getireceğiz. Guardiola açıkladı ama bir o defter kapandı, o bir şey olmaz. O da Messi istemiyor. Ters manyal yapıyor. O da Messi istemiyor ya. Messi istemiyordu. Messi gitmeden Barcelona'ya huzur sağlanmaz yani. Zor. Zor. Vallahi zor. Yani gerçekten öyle zor. Hani Messi olmadan da çok kötü takımlar. O da ayrı. Bak Messi olmadan çok kötü takımlar. Abi tarihi. Abi hanım Sergio Ramos attı çalım gördün mü abi derbide? Boateng'e çevirdi herifi ya. Bizim kaptanı. Abi nasıl atıyor şu adam ya değil mi? Taktı topu açmadan. Duyguların katili Sergio Ramos. Evet ama işte baba başkanı yedi. Mutlu hemen aldı mı? Barcelona Juventus maçını aldı mı? Ama şöyle de bir hali var sanki. Barcelona'da kaldığı için değil de sanki Barcelona gerçekten o süreçte ayrılmış ve ikincilik takımına gitmiş. Benim bu işi sahada ne işim var gibi bir vücut dili de var adamın yani. Ancak ama mesela başkan gitmeden oynamıyorum yapmadı mesela. Bizim Türk futbolcuların aksine. Evet. Ya onu yapsa zaten ama işte evet. Daha farklı bir tabii başkanın istifası için. Sonuçta neyle ilgili oldu? Bizim galibiyetimizle.
Başkan yeriz biz. Fişi çektik. Tabii. Diyorsun. Barcelona'dan Juventus'a hafta içinde... Juventus çok kötü abi. Juventus çok kötü oynuyor. Juventus'da işte Ronaldo'suz onların da... Abi siz niye Allegri'yi gönderdiniz ya? Abi de çok eksik de var. Yani ya ben anlamıyorum. Allegri'yi niye gönderdin? Ey Fabio Paratici'ye, ey Nedved. Buradan sesleniyorum. Sayın Agnelli, Sayın Fabio Paratici, sportif direktör, Sayın Nedved. Ya bu Allegri'yi niye gönderdiniz abi? Sigaracı, bankacıyı getirdiniz. Zor tık nefes şampiyonu olamıyordunuz. Inter biraz nakıs olmasa şampiyondu. Bak Milan olur mu sene? Ben sana söyleyeyim. Milan öyle nakıs değil yani. Pirlo ne abi? Pirlo out. Ben sana söyleyeyim. Bu Fatih Terim'den ders alsın Pirlo. Yalnız abi bu... Pirlo Fatih Terim'den ders alsın. Bir üçlü, bir beşli, bir sekizli. Bernardeşçiler, sol bek kullanmalar. Adam iki maçta penaltı yaptırdı ya. Ya baba Bernardeşçi, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Cuadrado. Kanat oyuncularına bak. Çok İnanılmaz futbolcular. Heriflerin hepsini şey yaptı ya. Sol bek, sağ bek falan yaptı adamları. Abi son birkaç senedir Danilo sol bek oynuyor. Alexandro nerede? Kadronun geçirdiği evrimde işte ne abi. Ayrılana... Morata taşıyor ya takımı. Yani düşün takımın halini düşün yani. En takımın en iyisi Morata olan takım kötü takımdır abi. Orta sahada Matuidi vardı. Pjanic vardı. Şimdi o ikisi abi, banka oynayan baba adamlar. Artur ya. Artur aldın abi sen Barcelona'nın 23 yaşında oyuncuyu aldın. Pjanic'i verdi. Yani saçma sapan bir futbol atıyor. Ama ben söyleyeyim bu tweet bence döner dolaşır Barcelona'ya affedersin. ya abi çünkü en son bizim benim gotum belli. Benim gotum baba bu. Zaten bunu söylememin sebebi Ronaldo yani en son Simeone yani dediğinde biliyorsun hat-trick yapmıştı baba. Bizim gotumuz bu abi. Tamam. Budur yani. İşte bu daha iyi yetenekli. Salim Anıl Ergün. Bu daha yetenekli ama benim Goat'um şey. Baba. Devam edelim. Hiç bitmeyen bir tartışma. Yalnız futbolcularda eti bırakan çok var. Var var. İşte ben de 15 günde bire düşürdüm eti. Çok faydalı gerçekten. Eti 15 günde bire düşürmek faydalı. Hissettin mi peki mesela? Çok hissettim. Sindirim sisteminden günlük enerjine. Hem öyle hem de abi şuna inanıyorum artık. 7 günün enerjisi geçer var ya. İyi et yok abi. Çok az var yani. Yok demeyeyim de çok az var. Şimdi iyi et çok zor ulaşılabilen bir şey. Artık çok daha pahalı da zor. Ve çok pahalı. Şimdi o hayvanın siniri, mutsuzluğu, her şey sana geçiyor diye bir şey var. Veganlarda tırnak içinde söyleyeyim. Böyle bir şeyleri var yani. Düşünceleri. Teorileri var. İnanç. Şimdi ben öyle bakmıyorum ama ben şöyle. İyi et yok abi. Gerçekten çok az. Yani biz Arjantin veya Uruguay'da yaşamıyorsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde değilsek o kadar et yok yani. O yüzden de haftada ay 15 günde bire düşürerek hani bari iki tane güzel et yiyeyim. Yiyeceksem az yiyeyim ama öz yiyeyim. Evet yani güzel et yiyeyim durumundayım yani. Burada hani herhangi bir yerden şöyle bir köfte ekmek veya dandik döner yemeyeyim. Abi onların tadı da ayrı ya. Ben mesela dandik döner yemeyeyim diyorum yani. Şurada, o ayrı o ama et değil yani. O başka bizim Galatasaray maçlarında şurada bir tane arabayla çeken kimdi? Var abi hala. Neydi adı? Altından sonra açıyor köfteci. Bilmiyorum adı. Ya ünlü... Ya tükürük köfte abi şimdi onun tadı da ayrı bir şey şimdi hani. Tabii canım o yani et mi bilmiyorum da... Veganlık konuşken tükürük yani, köfteyi de gazlamayalım. Yani, o et mi bilmiyorum da güzel bir şey yani. Ya yalnız yanda da Messi mangalda. Ama işte Arjantin ne abi o mangalcı onlar. E tabii Arjantin etleri... Onlar çöpe atıyorlar zaten fazla diye. Aynen bizim bulamadıklarımızı gömüyorlar. Ama tabii veganlık bu arada sadece aslında hayvansal gıda tüketimi odaklı değil. Aslında asıl felsefe tamamen hayvansal ürünlerin kullanılmamasına yönelik. Et ve balık değil tabii yani yumurta ve süt de içmiyorsun. Süt ürünleri de kullanmıyorsun. Bitkisel yiyorsun. İşte bitki ama çok zor. Türkiye'de zor yani. Türkiye yemek kültüründe vegan olmak çok zor. Çok zor. Ben bir ay... balık hariç vegan olmak durumundaydım. Eliminasyon diyeti yaptım. Ne eliminasyon? Eliminasyon diyeti? Süt ürünleri, yumurta. Bir ay yaptım. Zaten ne için? İhtiyaçtan dolayı mı yoksa? Minimum 3 ay, 3 hafta. Maksimum 1 ay yapılıyor zaten. Tabii ihtiyaçtan dolayı. O eliminasyon diyetinde işte eti, tavuğu hatta yani bütün et ürünlerini, hayvansal ürünleri bırakıyorsunuz. Yani peynirsiz sabah kahvaltısı çok zor bir şey ve sütsüz. Hani kornfleks yerim dersin. Süt de yok. Süt var da şey işte badem sütü falan var. Evet. Ondan sonra bir de gluteni de bıraktım o dönem.
Ama çok faydalı oldu yani. Ben çok mutlu hissettim o dönem. Vücudum rahatladı, bağırsaklarım rahatladı, midem rahatladı. Hem de uygulayan... Balık yiyorduk ama balık hatta biraz mecburdu yani. İki günde bir kesin, üç günde bir yemek gibi. İnsan yaşıyor ya, yiyor. Ama tabii evde olman lazım yani. Ben o pandemi sürecinin son dönemiydi o. Tabii burada yani dışarıda evde, yani burada dışarıda gidip nerede yiyeceksin abi? Yani şimdi şu karşıdaki esnaf lokantasına gitsen... İşte pilav serbest. Ya evet, ufak tefek bir şeyler bulabilirsin hani ama pilavla, çok kısıtlı, çok hani pilav, limitli. Pilav, zeytinyağlı bir şey o. Yani çok limitli. Çok çok, o kadar. Hani bir de hele bir de gluten de yemi kesmek durumundaysan... Glutensiz... Ekmek yok zaten, öyle bir şey yok Türkiye'de. Hani glutensiz bir şey... Aynen. Şeyler de hiç yok yani restoranlarda. Yani bir pesketaryanın, vejetaryanın, veganın Türkiye'de... İşi çok zor. İşi çok zor hakikaten. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama Voley'de futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.